Aa. Asma suratını ama. Bak teyze oluyorsun. Hem ne demişlerdi? Teyze anne yarısıdır. Bebek geliyor diyorum, bebek. İnsan bir tebrik eder ya. Kızım tamam anladık, mutlusun da birazcık bir anlayışlı mı olsan acaba ya? Bu kız daha yeni kaybetti ya bebeğini. Senin kocan başkasından bebek fedalasın da ben o zaman görürüm senin anlayışını. Aynı şey mi Cemile abla? Benim boyum kadar çocuğum var neredeyse. Bırak Allah'ını seversen. Ayrıca biz sevdik de evlendik. Biz de sevecektik Nesrin. Ama bak müsaade etmediler. Feraye sevgilim. Feraye. Bak ne olur kulak asma şunun dediklerine. Saçmalıyor, ne yapacağını şaşırdı artık. Annesi de iyice aklını karıştırıyor. Bunun altından yine o çıkacak, görürsün bak. Yaman. O kız hamile değil de, doğru değil de. Değil. Emin misin? Bak bu aile bir rezilliği daha kaldıramaz artık. Değil diyorum, yok öyle bir şey. Ya biz bu aileden kurtulmaya çalışıyoruz. Siz abi kardeş gidip gidip yapışıyorsunuz bunlara. Anne, rica ediyorum dedemi al ve içeri geçin. Her gün ayrı bir olay. Her gün ayrı bir kepazelik. Tamam, bıktım mı sandım hadi, artık. Hadi, hadi. İyi misin oğlum? Ateş iyi misin oğlum? Ben senin oğlun değilim. Ben senin oğlun değilim. Ateş. Ben senin oğlun değilim. Sakın. Ateş. Bak sakın. Ben senin oğlun değilim. Sen benim babam değilsin. Babam değilsin. Sen benim babam değilsin. Sen beni Gülsoy'ları alt edemediğin için bileğinin gücüyle annemi o pis yalanlarını alet ediyorsun. Değil mi Ural? Ural konuş. Ural yalan de. Konuş sana! Yalan desene! Hepsi yalan desene! Sen benim oğlum değilsin desene! Yalan desene! Konuşsana Fırat! Sen benim oğlum değilsin desene! Hepsi... Hepsi gerçek. Hepsi. Parasızdım. Fakirdim. Annem bana bağlanıp kalmak istemediğini, rahat bir hayat istiyordu. Önüne çıkan fırsatı bu yüzden değerlendirdi. Ömer Gülsoy'un gelini olmayı tercih etti. Bade benim öz kızım değil. Küçük yaşta sahip çıktım ona. Ben büyüttüm, babalık yaptım. Ama Bora benim oğlum. Benim kanımdan. Aynı senin gibi. Bora senin kardeşin. Güneş net bir şey söylemedin. Yanında olacak mısın?
Ya Bade, beni biliyorsun, ben söz vermeyi sevmiyorum. Ya olur da o sözü tutamazsam kendimden nefret ederim sonra. Ama düşüneceğim. Tamam, düşüneceğim. Bak, benim çok vaktim olmayabilir. O zarfa açtığımı her an anlayabilir. Bir anladı diyelim. Ne yapar? Her şeyi yapar. Zaten son zamanlarda biraz gergindik. Onun pek hoşuna gitmeyecek adımlar attım. Badem, iyi kötü bu adam seni büyütmüş. Yani babalık yapmış sonuçta sana. Bence gönlünü almaya çalışacaktır. Yapmaz. Sen Vural Bakırcı'yı tanımıyorsun. Ben o mührü kırdım bir kere. Onun dünyasında bir tek oğlu çizgi yaşayabilir. Bade, tamam. Yani bir şeyler senden gizlenmiş olabilir. Bir kasada karşına çıkmış olabilir. Şüphelenmen çok normal. Ama bunlar kesin kanıt değil. Yani olaylar düşündüğün gibi olmayabilir. O ne demek ya? Uyduruyor muyum ben yani? Bunu mu demek istiyorsun? Ya hayır, uyduruyorsun demiyorum. Ama bak, işim gereği böyle adamları az çok tanırım ben. Bunlara ters düşmek olmaz. Biraz sakin kal Allah aşkına. Tamam. Görüşürüz. Bozuldu. Genç çift evlerinde ölü bulundu. Küçük kızları kayıp. Ben ona elimi bile sürmedim. Nefesim bile değmedi ona. Biliyorum sevgilim. Ben sana inanıyorum. Ama biz nasıl böyle bir durumun içine düştük yine? Onu aklım almıyor. Aleyna yalan söylüyor, biliyorum. Ama ağzımı açıp tek kelime edemedim. Çünkü seninle evli olan o. Çok özür dilerim. Senin suçun değil ki. Sadece durum bu işte. Ben artık işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Aleyna'nın hamile olmadığı ortaya çıkınca her şeyi kaldığı yerden devam edeceğiz. Zaten ortada bir evlilik de yok. Feraye bak, ben o kızla hiçbir zaman... Biliyorum sevgilim. Bana bir şey anlatmak zorunda değilsin. Ben artık gideyim. Nereye? Eve. Gelmemi ister misin? Biraz yalnız kalayım, olur? Tamam, sonra konuşacağız ama. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şöyle uzatayım da ayaklarım şişmesin. Aa, uzat uzat. Uzat be. Oh, sefan olsun. Bundan sonra öyle odalara çekilip süzülmek yok. Gelip böyle baş köşeye oturacaksın. Ben de yanına oturacağım tabii. Bizi görmeye alışacaklar. Aha, buraya kazıyacaklar. Odalarından çıktılar mı? Hop, bizi görecekler karşılarında. Hay anne ya. Vallahi senden korkulur ha. Strateji uzmanım benim. Kalk, gidiyoruz. Nereye bal köpüğüm? O ne ya? Deme bana şöyle şeyler. Doktora gidiyoruz.
Ay ne doktoru şimdi ya? Görmüyor musun yorgunum? Anayım ben, ana. Bebek taşımak kolay mı canım? Ah canım. Aleyna. Hı. Bak ben sıkıldım böyle şeylerden. Sulandırma mevzuyu. Gerçekten hamile misin değil misin göreceğiz, tamam mı? Hadi yürü. Ha. Sen ondan bahsediyorsun. Gerek yok canım, ben hallettim o işi. Al bak bakalım bebek var mıymış yok muymuş. Bu kağıt parçasına mı inanacağız? Hı? Nereden geldiği belli değil. Bana bak Gülfem. Benim kızım karnında senin torununu taşıyor. Herkes ayağına denk alacak. Herkes haddini bilecek. Esas sen haddini bileceksin. Biz sizi kovmadık mı? Hı? Kene gibi yapıştınız üzerimize. Kurtulamıyoruz sizden. Terbiyesizler, yüzsüzler. Şimdi doktorumu arıyorum ve randevu alacağım. Ondan sonra görüşeceğiz seninle. Tamam Gülfem anneciğim. Kurban olsun be sana bu damarlar. Bir kan daha veririm, ne olacak? Hodri meydan ya. Evet, görüşeceğiz. Anne. Annem. Ben acıktım ya. Nesrin'e söyleyelim de bir şeyler yapsın. Nesrin! Ay. Hah, geldim. Oraya koy, oraya koy, şuraya koy. Pistir şimdi onlar. Nesrin gene neler olmuş ya? Ne kaçırdın? Neler olmadı ki, neler olmadı. Bu yan evdeki şoför duymuş. Sizin diyor bahçede gene davul zurna düğün dernek kuruldu falan. Kim kimle evlendi gene ya? Şükür kimse kimseyle evlenmedi. Ama Aleyna. He? Hamile. Şaka. Hem de Yaman Bey'den. Burasını anladık da yani başka kimden olacaktı? Yalnız bu bütün dengeleri değiştirir Nesrin'cim. Sorma ya. Yemin ediyorum Tatravali gibi oldu konak. Kim altta kim üstte belli değil. Cemil'i aldı rüzgar arkasına. Yine kasırga gibi esip savuracak. Allah işimiz zor. Allah zor. Feray'ın hamileliği bize bir şey katmadı ama... Aleyna'nın hamileliği bizden çok şey götürür Çetin. Nesrin! Sabahtan beri sesleniyoruz. İndirdin beni hamile halimle aşağıya. Ha, ne? Ne oldu? Bana hamile menüsünden bir şeyler yap. Ne gibi? Ay ne bileyim, ne yer ki hamileler? İşte kızsa ekşi, işte erkekse tatlı. Yani ne, hangisi ne? Ha. Ay ben fresh bir şeyler istiyorum galiba. Böyle ortaya karışık, acısı, ekşisi, tatlısı her şey olsun. Anne. Ay ne istiyorsan ye. Ya sen bakma buna, yap işte kızıma bir şeyler. Bana da Türk kahvesi yap. Gülfem'le birbirimizi ufaladık ya, iyi gider şimdi. Geldim üst üste gelirler. Gelmedi mi hiç? Şimdi tıklım tıklım gelir. Binecek misiniz? Ha, yok. Ben diğer hattı bekleyeceğim. Aa, o hat kaldırılalı 2 yıl oluyor. İki öğrenci. Son durak hastane. Meydan ne kadar? 9 lira. Bir kişi uzatır mısınız? Tabii. Bir kişi. Müsait bir yerde inebilir miyim? Buyurun. Ay. Buyurun. Buyurun. Evet. Söyle bakalım. Adı ne?
Ay anne, dedim ya Ömer Yaman koyacağım diye. Onu demiyorum, gir. Gebesin ya kızım. Bebek kimden? Yaman'dan. Sen bana baksana. Şu gözlerimin içine bir bak bakayım. Anan yutar mı bu yalanları? Ay anne, üzüm niye bağlı sorma işte. Ya sen daha demin Gülfem'i ufalamadın mı? Biraz onun rahatlığını yaşasana, bir relax ol, bir sal kendini artık ya. Aleyna kızım, kızım. Ben bir kere düştüm, evimden barkından oldum. Bir daha düşmem, anladın mı? Hata yapma şansımız yok. Sorun yok ana kraliçem. Ben hallettim diyorum ya. Sen git şimdi eşyalarını topla. Sana konaktan oda ayarlatacağım. Oda? Herhalde. Ben seni müştemilatta bırakır mıyım ya? Sen artık anneanne sultan oldun. Odan bahçeye baksın. Sabahları güneşle uyanmak istiyorum. İyi, ben gideyim de eşyalarımı alayım. Aha, tamam. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Doktor yurt dışındaymış, ancak yarın bakabilecek. Tüh, şu işi bugün halletsek iyiydi. Olsun, yarın halledilecek işte. Hem merak etme, ben de seninle geleceğim. Hiçbir numara çeviremezler, izin vermeyeceğim. Efendim Ateş? Neden? Nereye gidiyoruz? Tamam. Geliyorum. Anne, ne oldu? Nereye çağırdı abim seni? Abimle dışarı çıkacaktık da beni almaya gelmiş. Anne, ne oluyor? Seni, abini, kardeşini her şeyden çok seviyorum. Yakışıklı prensim benim. Annem ancak yarın randevu bulabildi. Sakın sen üzme kendini. Yarın bu saçmalık son bulacak. Bir gece daha dayanalım sevgilim. Sen beni düşünme ne olur. Sadece aşkımızı düşün. Ama çabuk olayı bana çok mantıklı gelmiyor ama... Hadi bakalım.
Oğlum internette böyle 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 fıtık fıtık yapınca oluyordu işte ya. Ya Yaman, ben bu şekil şukun işlerini beceremeyeceğim ya. Vallahi ya, olmayacak yani. Keşke tüm derdimiz bu olsa Azal. Bir dakika, bir şey mi oldu? Aleyna hamileyim diyor. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne hamile, ne anlatıyorsun yani? Ne bebeği? Kimdenmiş peki yani? Sen Feraye'nin yanından ayrılmasan olur mu? Olur olur, tabii olur. Yani gerekirse izin alırım. Tamam, bende o iş, merak etme. Şaka mı ya? Şaka mı ya? Feroş. Ne haber? Ya Yaman aradı kızım az önce, neler olmuş ya? Valla ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Mavi ekran verdim, aklımı kaybedeceğim ya. Boş ver. Ben de bilmiyorum. Daha acımız bu kadar tazeyken Aleyna'nın böyle bir oyuna kalkışması beni çok üzdü. Çözeceğiz, çözeriz. Neden geldik buraya? Ateş, konuşsana. İn arabadan. Babam neden canına kıydı? Kazaydı o. Kim söyledi bunu sana? Babam. Neden kıydı canına? Kazaydı. Kazaydı. Arabadaydım ben. Anne. Kaza falan değildi o. Bak orada babam benim gözümün önünde ölürken ben nasıl o arabadan sağ çıktım diye yıllarca kendimi yedim ben orada. Babam orada gözümün önünde ölürken ben neden gözümü açtım diye nefret ettim kendimden yıllarca. Kazaydı. Babam beni öldürmek mi istedi anne? Hiç mi vicdan azabı duymadı?
Alo. Alo. Dur. Alo, geliyor mu sesim? Alo, dur. Şimdi çekiyor mu? Tamam, ne diyeceğim? Birini araştırmanı istiyorum senden. Bir isim veriyorum. Vural Bakırcı. Duyuyor musun? Vural Bakırcı. Yazdın mı? Tamam. Ya buranın aslında bilinen birisi. Böyle ben bile çocukluğumdan beri biliyorum, tanıyorum adamı da. İnternette baktım, hakkında hiçbir şey göremedim. Ne iyi bir haber ver, ne kötü bir haber ver. Hiçbir şey yok. Eli kol uzundur bu adamın. Bir bak bakayım, bana haber ver. Tamam mı? Aynen. Aynen. Ben araştırdım. Yoktu. Evet. Sen bana haber verirsin. İyi, hadi görüşürüz. Ben bu evde büyüdüm ya anne. Bütün çocukluğum burada geçti ya benim. Her korku içinde. Ben böyle olsun istemezdim. Olabilirdin Engel. Neden olmadı? Herkes böyle dede evlerini şımartıldığı, ne bileyim, sevgiye boğulduğu evler olarak hatırlar. Ben niye yediğim dayakları hatırlıyorum anne? Ben niye kapatıldığım odaları, aç kaldığım geceleri hatırlıyorum? Olabilirdin Engel ya, niye olmadın? Hı? Niye geçmedin? Dedemin önüne niye yapma demedin mesela ona? Dövme diyebilirdin. Hı? Neden olmadın? Olabilirdin Engel. Niye olmadın? Bakırcı, eğer bana gerçeği söylemeseydi ne yapacaktın? Ha? Ne yapacaktın? Yıllar boyu saklayacak mıydın o gerçeği benden? İstemedim. İstemedim. Seni kendisine benzesin istemedim hiç. Sen mi karar veriyorsun buna? Oğlum kaç saattir buradasın? Neye baktın? Söyle, ben yardımcı olayım. Abi bu magnetlerden çok satıyor musun sen? Niçin sordun? Dükkan mı açacaksın? Şu ne kadar abi? Yazıyor orada. Yaman'ı görecektin Hazal. Dur, üzüldü. O kadar kötü oldu ki. Canım benim ya, kıyamam. Bir de bana açıklama yapmaya çalışıyor. Sanki ben onun öyle bir şey yapacağına inanırmışım gibi. Ben orada olacaktım var ya, o davulu Aleyna'nın kafasına geçirecektim. Hı. Geçirirdin. Geçirirdim kızım. Allah Allah, sen beni bilmiyor musun? Tersim ters benim. Yaparsın sen. Ya o zaman müştemilatta sığıntıydık, yapamıyorduk. Ama şu an kapı gibi evim var kızım, her şeyi yaparım. Evimiz. Evimiz ama yemeğimiz yok. Aa vallahi ben onunla bugün uğraşamam, o iş sende. Çok iyi fikirlerim var. Takıl bana, hayatını yaşa vallahi bak. Ay. Şimdi bana tek bir neden söyle ama gerçek olsun. Neden sakladın? Vuralım benim babam olduğunu neden sakladın? Neden kandırdın hepimizi? Ha? Babamı, beni, hatta Vural'ı.
Neden söylemedin? Ağlama. Ağlama. Ağlama! Cevap ver. Ağlama, tamam. Sakin ol. Sen bunu Feraye'ye sordun mu? Bebeğini korumaya çalışıyordu. Feraye'yi karıştırma. Ben de bebeğimi korumaya çalıştım. Seni korumaya çalıştım. Çocuğu babasız büyümesin diye. Sevmediği bir adamla seninle evlendi. Oysa ben babanı tanıdım. Onu çok sevdim. Ama Feraye seni hiç sevmedi. Üstelik kardeşinle aranı açtı. Git buradan. Hayır, 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 gitmiyorum. Seni böyle bırakmam, seni yalnız bırakmam. Hayır, hayır, ateş, hayır, 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 gitmeyeceğim. Ateş, gitmeyeceğim lütfen. Ateş yapma. Ne olur ateş yapma. Ateş, ne olur. Hayır, ateş. Ateş, hayır. Ateş, hayır. Oo. Ne oldu, yolda kamyon mu çarptı? Keşke. Ne oluyor oğlum, söyle. Şirkette birkaç mesele ya, önemli değil. Borçlar yüzünden mi? Ben de bir geleyim aslında şirkete yarın. Gerek yok. Biz öyle hallediyoruz bir şekilde, merak etme. Sen de durumlar nasıl? Ya bizde biraz durumlar karışık. Neden? Feraye nasıl? Feraye iyi de. Aleyna. Ne oldu? Ne Aleyna? Anne? Sizinle bir şey konuşmam gerek çocuklar. Ne konuşacağız anne? Ben gençken büyük bir hata yaptım. Ateş'in babası başka biri. Anlamadım şimdi. Babamdan önce başka biriyle mi evliydin yani? Hayır, değildim. Babamın bundan haberi var mıydı? O zaman kimse bilmiyordu benden başka. Babanızla evlendiğimde Ateş karnımdaydı. Babamı kandırdın yani. Hayır, hayır, öyle değil. O zamanlar çok küçüktüm. Çok korkmuştum. Babamı... Babamı hiç sevmedin mi? Sevdim. Sevmez olur muyum? Sevdim tabii. Ama ona hiç aşık olmadın. O yüzden abim bizden daha çok sevdin. Çünkü hala ona aşıktın. Yo 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 yo, öyle değil. Öyle değil oğlum. Kimdi o adam? Öyle değil oğlum. Yaman. Anne. Yaman anneciğim. Dokunma. Yaman. Hayır, dokunma. Boncuğum. Hayır, hayır, hayır. Çok seviyorum sizi. Hayır, hayır, dokunma. Dokunma ya. Çok seviyorum. Ateş abim bundan haberi var mı? O da yeni öğrendi. Ateş'in durumu hiç iyi değil şu anda.
Şimdi miras ikiye mi bölünüyor? Gir lan içeri. Lan o... Hoş geldiniz. Abi. Biliyorsun değil mi, bu olanlar hiçbir şey değiştirmeyecek. Sen yine bizim abimizsin. Gel be. Biliyorum. Beni dışladınız ama böyle olmaz. Hoş geldiniz. Ya bura niye karanlık ya? Açsanız ışığı. Allah Allah. Lan adam ortam yapmış işte oğlum, ne bozuyorsun? Böyle daha iyi oldu. Ver. Ver. Şuraya atalım. Şunları şimdi bir çıkarayım. Heh. Bak süzme yoğurdumuz var. Ne oldu bu? Evet. İki tane yaprak sarmamız var. Barbunya plaki aldım, buna dokunmuyorsun. Tamam hadi hazırla bakalım. Ben niye hazırlıyorum? Küçük kardeş olmadı. Oho gene bana kilitlediniz işleri ya. Hep ben yapıyorum her şeyi ya. Vay be. Allah sonumuzu benzetmesin. Of. Ne ördün Bekir? Valla ne öreyim Vural baba. Bildiğin gibi bütün gün Sena kızın peşinden oradan oraya dolanıp durdum. Değişik bir havadis var mı? Hatırlar mısın hani Güneş var idi. Bade'nin çocukluk arkadaşı. Ha. Ha. Sarı saçlı bile güzel bir kızdı. Ha. Didesinin daşı bir var idi. Ha. Ben Bade'yi getirip götürdüm. Ya he anladık. Ha işte tam o. O Urgüp'e gelmiş abi. Bade ona gitti. O kız avukat olmuştu değil mi? Aynen. Akıllı kız idi ya. Didesi de polisti değil mi abi? Tam zamanında gelmiş. Abi bana ihtiyacın yoksa ben müsaadeni isteyeyim ya. Bekir. Buyur abi. Bade şimdi nerede? Döndü evde. Hayırlı akşamlar abi. Sana söylemiştim değil mi? Böyle olacağını. Ateşe gerçekleri senin söylemen gerektiğini söylemiştim. Sadece ben söylemiştim mi diyeceksin? Ben bugün üç oğlumu birden kaybettim. Gel içeride konuşalım. İşte. Sonunda geldin bana. Boşu boşuna bunca yıl kaçtın benden. Biz hep beraber olmalıydık. Hep birlikte kalacaktık. Çocuğumuzu birlikte büyütecektik. Ama sen hiç acımadın bize. Biliyor musun? Ben hala
aşığım sana. Ben de seni çok sevdim. Ama ateşi senden de çok. Onun asla babası olmayacaksın. Olamayacaksın. Sana söylemiştim. Ölüm sana doğru geliyor demiştim. Kapattık. Alalım bir an önce ne alacaksak. Yemin ediyorum bak çok acıktım. Açken çok sağlıklı düşünebilen bir insan değilim, beni biliyorsun. Acıktık. Acıktık. Sevgilim. Bir tane. Dışarıda mısın sen? Evet, birkaç eksiğimiz vardı. Onları almaya çıktık. Selam Azal. Sen neredesin? Abimin yanına geldim. Bozuktu biraz. Okan'la tamire geldik. Neden? Kötü bir şey mi oldu? Yoksa onu konuşuruz seninle. Seni özledim. Yaman. Yani? Ben de seni özledim. Hadi görüşürüz. Baba? Baba? Hadicim. Ne haber? Ne oldu? Niye dikiliyorsun? Baba. 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 Baba bir dakika. Ne oluyor ya? Kim yaptı bunu Bade? Bekir abi. Bekir abi biri yardıma gelsin. Bade ne bakıyorsun ya? Arasana ambulansı. Tamam, iyi olacak yanımda. Alo, hemen Kavaklıönü mahallesine bir ambulans gönderin. Babam yaralandı. Büyük ihtimalle bıçak yarası. Hazal, kapı. Geldim. Merhaba. Merhaba, buyurun. Teşekkürler, buyurun. Kalsın işte. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu ne be? Allah Allah. Kim bırakmış ya Nure? Önemli bir şey de değilmiş ha. Kısa günün kârı. Bedava iten. Severiz. Hadi gel çabuk. Soğutmadan yiyelim. Geldim. Ne yapıyorsun sen burada? Elmalı kek.
Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şu halde bile arkadaşına kek yapıyor. Yiyeceğim. Ne diyeceğim bu arada? Bu Aleyna hamile falan değil bence. Büyük ihtimalle. Herhalde kızım. Nafaka pazarlığında el yükseltmek için numara çekiyor. Öyle bile olsa Cemile yaş tahtaya basmaz. Yani mutlaka güvendiği bir şey var. Yoksa durduk yere böyle bir yalan atmaz ortaya. Neyin peşinde peki bunlar? Yaman. O Aleyna. Yaman'ın peşindeki. Cemile neyin peşinde? Niye yarım saat önce diktin beni kapıya? Bagajda iki tane valiz var. Onları içeri taşıyıver. Al bakalım. Üstü kalsın. Cemile abla. Hı? Valizin birini al da. Niye? Gülfem Hanım kendi valizini kendi mi taşıyor? Ne alaka? Bundan sonra böyle. Gülfem Hanım'a nasıl davranılıyorsa bana da öyle davranılacak. Hatta misliyle. Bu odayı mı açtılar? Hmm. Niye beğenemedin mi? Biraz küçük tabii de olacak o kadar. Şimdilik bu olsun. Sonrasına bakacağız. Helal sana be Cemile abla. Durdun durdun. Vallahi bir şekilde aldırdın kendini konağa. İdolümsün ha. Daha ne diyeyim? Hanım. Ha? Hanım diyeceksin bundan sonra. Cemile abla müştemilatta kaldık. Getirdik bakalım. Şu valizleri de boşaltın. Ben bir Aleyna'ya bakayım. Cemile Hanım, madem Aleyna Hanım'ın yanına gidiyorsunuz, telefonunu burada unutmuş kendileri. Zat haliniz eğer götürürse zahmet olmazsa çok sevinirim. Şu koca konakta herkes hanım oldu. Bir ben böyle düz kaldım. Düz Nesrin, dümdüz Nesrin. Boş ver ya Nesrin. Biz öyle bir gecede zirveye çıkanları çok gördük kızım. Kimi gördün? Valla televizyonda falan hep denk geliyoruz. Görüyoruz yani. Çetin bak zaten sinirliyim. Yemin ediyorum senden çıkaracağım işte sinirimi. Ay kadının valizini de biz boşaltıyoruz ya. Tamam tamam. Aleyna. Annem telefonu. Canın mı sıkılıyor senin? Yarın aynı yerde üçte. Geldin mi? Ben odadayım, bekliyorum. Ah. Allah seni bildiği gibi yapsın. Aleyna! Aleyna! Ne oluyor ya? Ne yaptın sen? Ne yaptım? Telefonumu arıyorum. Al sana telefonu, al. Anne ne oldu? Ne yaptım ben ya? Ya sen nasıl olur da o ayaklı belayı bizim başımıza sararsın ha? Başınıza ne belası sarmışım ya? Ayaklı bela kim? Bura bakırcı! Biz öldük. Biz öldük, biz bittik. Ay! Anneciğim. Ne ölmesi ya? Zeka küpüm. Bak bakayım benim suratıma. Ben suratıma BB kremimi sürmüşüm. B planımı yapmışım. Çaktın değil mi? Çakmadın. BB. B. B. Bora Bakırcı. Her türlü veliaht annesiyim yani. Bana hiçbir şey olmaz. Kızım sen safsalak mısın? Ural çocuğun kendi kanından olduğunu öğrenince ne yapacağını düşünüyorsun ha? Alıp kapatacak seni odaya çocuk doğana kadar. Ondan sonra da alıverir çocuğun elinden. İnsan torununun anasına öyle şeyler yapar mı ya? Saçmalıyorsun. Dua et o kadarıyla kalsın. Ya sen adamın tek oğlunu yedek lastik yapmışsın. Yanına bırakırlar mı seni? Ay anne ya. İyice korkuttun beni. Bak sütüm kaçacak ha. Ne sütü be? Sütü mü var senin? Allah Allah. Of. O babalık testinden ya Yaman çıkacak, ya Yaman çıkacak ya da bizim burada ölümüz çıkacak. Ay ne biçim bebek ya bu? Hani bu bebekler kısmetiyle geliyordu? Nerede hani kısmet? Yok. Bana bak. O Bora'yla görüşmeyi keseceksin.
Artık telefon numaranı mı değiştirirsin, ne yaparsın bilmiyorum ama görüşmeyeceksin. Unutturacaksın kendini. Orası biraz zor. Çünkü beni kimse unutamaz. Seni gebertirim kız, bana bak, seni gebertirim. Vah bize. Vah bize, vahlar bize. Koskoca konağı sirke çevirdiniz ana kız be. Ömer Bey. Hale bak. Vah. Git bana bir su getir. Nesrin. Nesrin. Öyle işte yani. Günün sonunda durum bu. Vay be. Ben seni çok seviyorum ha. Gel buraya. Gel, ben de seni çok seviyorum oğlum. Aa. Abi be. Dur dur. Dur. Gel bir. İyi hadi gel. Oh. Oh. Oh benim abişim. Oh benim boncuğum, ben de seni çok seviyorum. Oh dur dur. Gel lan gel. Gel lan gel. Gel seni. Ha, sıra bana gel. Gel gel. Gel de seni. Tamam. Bir tane de yalan gel. Tamam tamam. Bir tane de buradan. Tamam oğlum, 20 kere öptüm beni zaten. Sen de beni öp. Tamam. Bir tane de buradan öp. Tamam. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya biz buraya mahalle nasıl sığacağız ya? Ana gitti bunun kafası. Oğlum niye burada yaşıyoruz? Haciz gelecek ya. Durduk yere ne haciz Okan? Şirkete geldiler. Eve de gelir herhalde değil mi? Ne diyor abi? Ne diyorsun Okan? Haciz geldi, fakiriz biz. Fakiriz, mağduruz. Battı şirket. Değil mi? Sen anlatmadın mı? Okan biz ne konuştuk? Hı? Biz ne konuştuk? Bu adamın bir sürü derdi var dedik. Biz ona söylemeyelim. Sonra güzel güzel anlatırız demedik mi? Öyle diyecek. Yaman'ım işin doğrusu şu. Hı. Şirket gerçekten batmış ama 20 yıldır dedem zaten batık bir şirketi yönetiyormuş. Vay be. Rahatladın mı? Doğruyu söyledin. Hah. İyi madem. Ben de bir bomba patlatayım size o zaman, tam olsun. Hadi bakalım. Aleyna hamileymiş. Ne? Ama ne yaptın? Ya saçmalama oğlum, ne alakası var? Kız hamileyim diyor ama kesin yalan söylüyor. Tabii ki yalan söylemiyor. Canım çok sıkıldı. Müzik açayım sana. Abi ben bunu bulamadım da bak. Baba. Patlat. Açtım. Çektiğimi
nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Soracağım. Hı? Şimdi bu bizim miras. Hı. İkiye bölünüyor değil mi? Hı. Hı. O zaman borçlar ellerinizden öper. Size hayırlı işler. Yalnız hadi. İyi kötü. Bahadır senin kardeşin değil ama anladık. Hı-hı. Bunda sorun yok ama bu Bora. Ne olmuş Bora'ya? Bora senin kardeşin. Sonuçta değil mi? Yani öyle. Bizim neyimiz yani ya da biz onun neyiz? Hayda soruya bak ya. Ne bileyim lan. Ben hiç düşünmedim ki bunu. O değil de. Oğlum ben az daha öldürüyordum herifi ya. Kardeş katili oluyordum lan. Bu kadar kalmıştı. Bu kadar kalmıştı. Bu kadar. Ne diyorsun ya? Bu kadar. Ben de öldürüyordum. Ha, yanlış anla böyle. Hani kusurumuza da bakma. Konuşuyoruz kardeşinin ardından ama yani. Hani... Estağfurullah. Eyvallah. Ama hamam böceği gibi ya. Ölmüyor ya. Ölmüyor. Garip adam ya. Bir şey diyeceğim. Ha. Benim aklıma ne takıldı biliyor musun? Benim adım neden beş harfli? Ne? Adım niye beş harfli abi? Bora. Ateş. Bak sana niye bir yaman beş? Aa. Yaman neden beş? Harbiden lan. Neyse beyler. Ben bir çıkayım yürüyeyim. Nereye ya? Ya çok... Çok geliyor. Bak ya adetlere bak. Sebep? Doldum oğlum. Dur tamam ben de gideceğim. Gel hadi. Gel gidelim beraber. Oo. No. Biz ne ara bu hale geldik ya? Gelme. Sen gelme yat. Fazıl arasana. Sebep? Feraye'yi sorarsın. Neden? Ya yalnız kız oğlum. Ben aradım bir kere zaten. Ergen gibi darlamayayım şimdi. Ben niye arıyorum? Bana ne ya? Ya oğlum ne olacak? Niye aramıyorsun? Ben arayamam bu kafayla. Niye ya? Olmadık şeyler olur. Kızım ben hep bunu hayal ettim be. Bir evim olsun. Ama sanatı gibi değil. Yuva gibi böyle. Kimseye hesap vermeyeyim. İstediğim zaman yatayım, istediğim zaman kalkayım. Ayın kapısını ben açıp kapatayım ya. İnanamıyorum şaka gibi hani. Oy. Yerim ben seni ya. Yerim iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın.
Uyudun mu? Evet. Bu kadar mı? Abim uyudu. Feraye'ye söylersin. Uyumuş ama. Ya. Ya. Canım sevgilim benim. Yok. Yine mi ateşlerini? Ay! Uf! İyi misin? Gece gece sessiz yaklaşmak nedir ya? Var mı bir şey? Bir şey oldu mu? Ha? Bir dakika. Sen acıyor mu? Yok. Acımıyor da. Senin promil de bayağı yüksek. Yapma ya. O kadar mı belli? Zor bir günde. Bayağı zor bir gün. Bizim çocuklarla yaptık bir şeyle işte. Ne oldu? Hallettin mi? Hallettim. Ya biliyorsun işte. Yani beni böyle en zor zamanlarda bırakıyor. Tam böyle acıktım, bir şeyler yiyeyim, ne bileyim, bir köfteci bulayım diye çıktım. Böyle kaldım ama halloldu. Köfte ne iyi olurdu. Köfte mi diyorsun? Sen de ne acıktın bir? Çorba. He? Bence senin çorba içmen lazım. Çorba. Evet. Bence net senin çorba içmen lazım. Ne dersin? İyi, öyle diyorsan. Ah, yalnız tekrar böyle karşılaşmamız şaka gibi değil mi? Şaka gibi de işte. Arkadaşa teşekkür ederim. Onun sayesinde işte böyle. Ah. Yine. Oh. Bam. hadi. Ne? Ben nereden bileyim çorbacı nerede? Sen tarif edeceksin. Doğru, sen nereden bileceksin çorbacı nerede? Çalışır mı? Tabii ki de çalışır. Canavar gibi değil. At onu arkaya. Aldım ben onu. Evet. Kemerini tak. Kemer, peki. Hı. Bak gördün mü? Hadi. Vallahi kalktı. Oldu bu iş. Ne yapıyorsun? İyidir iyidir, iç. Açılırsın. Ha, ciddiysen? Sirke iyi gelir, iç. Peki. Bu ne ya? Eline ne oldu? Ha, elime. Sehpa. Uzat bakayım. Ne yapacaksın? Uzat, öpeceğim, geçecek. Ay, çok kötü olmuş. Yok ya, o kadar kötü değil de işte. Dur bir dakika. Yanımda kolonya var.
Biraz sıkalım, dezenfekte olsun. Acıyor mu? Yok, hiç acımadı. Hiç öyle bir şey yok. Dur bir dakika, bir dakika. Bir de öyleli. Tabii. Hadi bakalım. Ona bir baktın mı ya? Baktıracağım ben ona. Bitti mi? Bitti. Peki. Evet. Dinliyorum. Ne? Bu geceyi bu kadar zor yapan neydi? O çok kızın hikaye ya, onu boş ver. Vallahi daha çorbamız var. Üstüne bir de çay içeriz. Vaktimiz var. Cüz. Peki. Ya ben anlatırım anlatmasına da. Senin bu duyacaklarına hazır olduğundan pek emin değilim. Valla ben bugüne kadar öyle şeyler duydum ki. Sen beni şaşırtamazsın. Öyle mi? Peki. Madem öyle, hazır mısın? Evet. Bir kız vardı. Kız meselesi. Hayır canım, hiç alakası yok. Bu işin başı. Kız meselesi falan. Yani bir kız vardı, ben bir kızla tanışmadım, tanıyordum aslında kızı. Sonra yani yıllar önce tanıyordum, sonra tekrar gördüm yıllar sonra falan. Aslında tanışıyorduk ama o gün, yok ya bu böyle olmayacak, bak şimdi sen. Şimdi bir kız var, tamam mı? Bu kız. Bu da ben, değil mi? Bu da ben, tamam mı? Sonra işte biz tanıştık, oraları geçtim. Bu kız birinden hamile kalmış, öyle söyledi. Bu da ben, beni at şimdi. Kızın sevgilisi bir gece kıza hiçbir şey demeden çekip gidiyor. Tabii kız bunu kaldıramıyor. Bir evin içine giriyor ve evi yakıyor. O kadar çaresiz yani. Ben de tesadüf eseri oralardayım, kızı alıyorum, yangından kurtarıyorum falan filan derken sonra... Evlendim ben bu kızla. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok. Hayır ama gerçek bir evlilik değil yani. Anlaşmalı bir evlilik çünkü malum burası çok küçük bir yer. Babasız bir bebek, karnı büyüyen bir kadın. Aslında hem bebeğin hem kızın hayatını kurtarmak için öyle anlaşmalı bir evlilik yaptık. Şaşırdın. Yo hayır, boş bulundum. Peki, boş bulunmuş ol. Meğer bu kızın hamile kaldığı kişi benim kardeşimmiş. Söylemedim sana. Sormadım ki. Dedim ya, anlaşma evlilik, anlaşma buydu zaten. Ben ona bir şey sormayacağım, o bana bir şey söylemeyeceğim. Peki, tamam. Buna da şaşırmadım. Tamamen iyi niyetine veriyorum bu arada. Eyvallah, tabii hikaye böyle bitmiyor. Dahası var. Tabii. Sen değil misin? Sonra ben tuttum. Bu kıza aşık oldum. Yani en azından aşık olduğumu sandım. Yani şimdi öyle bir duygum falan yok da. Ama bilmiyorum ki kardeşimle sevgili oldu. Sonra ben tuttum buna. İlhan'ı aşık ettim ben. Onu yapmayaydım yine de. Ne yapmasaydın iyiydi? Niye yaptın? Bilmiyorum ki işte yani. Hala yerinden umudu yok falan zannediyorum. Ne bileyim. Ama sen resmen yangına benzin dökmüşsün. Al işte şimdi vaziyet bu. Yok. Yani bu gecenin ya da bugünün onunla bir alakası yok. Yani ben bir aşk yüzünden bu hale gelecek bir adam değilim. Peki. Buraya kadar tamam mısın? Süper. Şimdi bu işin bir kısmı. Tamam, şimdi gelelim işin şirket kısmına. Şimdi bizim bir şirketimiz var. Biz üç kardeşiz. Ben de Amerika'dan şirketimi satıp döndüm. Dedem dedi ki bana, gel şirketin başına geç. Bu koltuğa otur. Ben önce ona hayır dedim. Sonra paşa paşa o koltuğa oturdum çünkü... Dedemin demans hastası olduğunu öğrendim. Ne diyorsun? Ya. Tabii bu benim ortanca. Bu kızın sevgilisi. Zaten bitik halde etrafta ruh gibi dolaşıyor. En ufağımız en küçüğü. O desen zaten girişim çağında. O yüzden ben de paşa paşa şirketin başına geçtim. O koltuğa oturdum. Tamam. Bu da sorun ne? Sorun şu. Eğer bizim şirketimiz 20 yıldır borç içindeymiş. Ben onu sonradan öğrendim. Ve biz... O koltukla beraber o dostuma batıyormuşuz. Ya. Hatta bugün maliye geldi. Bütün hesapları el koydum. Tamam. Bu gece istediğin kadar dağıtmaya hakkın varmış. Bir dakika ya, sen çok çabuk pes ettin. Daha dur. Daha hikayenin heyecanlı yerine gelmedik. Dahası mı var? Ben değil misin? Sen bir dursun. Neyse. Babam sandığım adam babam değilmiş. Dedem sandığım adam dedem değilmiş. Ben bunu bugün öğrendim. Yuh. Ay yok, pardon ama yuh yani. Ya. Peki bütün bunlar neden başıma geldi biliyor musun? Ben ufak tahminim bile yok. Yok.
Ben Amerika'da işte bir şirketim vardı, sattım. Söyledin onu. Doğru, bravo, onu söyledim işte, sattım geldim çünkü annem beynimde tümör vardı. Aa. Ya. Ay, ne geçmiş olsun, çok üzüldüm. Üzülme. Yokmuş tümör. Ya. Sırf ben geleyim diye yalan söylemiş, uydurmuş yani. Tamam, tamam. Anladım. Sen o zaman şirketini sattın. Hı. O parayla buradaki borçlara mı yeter diye düşündün? Doğru mu anladım? Yo, yeter. Yani zaten yeterdi aslında. Hatta artardı bile ama... Bir tane herif var. Hı. Bu yeni. Hiç bunlarla alakası yok. Bambaşka bir herif. Bir herif var. Meğer bu herif bizim şirkete kancayı takmış. Bir sürü saçma sapan para işleri falan, biraz garip durumlar. Neyse, sonra konuşuruz onları. Ben de Amerika'dan getirdiğim parayı aldım, herifin önüne koydum. Tamam, böyle bir baktı bana. Aldı parayı. Tıpış tıpış yürüdü gitti. Sırf bunu işte bizim yakamızdan düşsün diye yaptım. Böyle paramı alıp gitti herif. Şimdi gelelim hikayemizin en heyecanlı kısmına. Hazır mısın? Sanmıyorum. Hı. Ama dene. Hani bu benim paramı alıp tıpış tıpış giden herif var ya. Meğer o adam benim babammış. Oha. Ya. Ne oldu? Hani şaşırmazdın sen? Hı? Şaşırttın mı? Pes. tamam, tamam. Peki. Ya kim bu adam? Yani baban. Tanıdığım biri mi? Buralardan biri mi? Boş ver. Boş ver. Zaten unutmaya çalıştığım asıl mesele o. O yüzden. Öyle yani. Buz gibi oldu çorba. Ya ama içirmedin ki, anlat 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 dedin. Bir sürü şey, o yüzden. Bir şey değil mi? Bence sen hiç çay içme. Hı. Sen hiç açılma. Senin uzun bir uykuya ihtiyacın var. Ben seni eve bırakayım. Şey... Anne, ne yapıyorsun? Aa, lütfen. It's on me. Amerika'dan geldin ya, anlarsın. Let's go. Peki. Hadi bakalım. Bak Bade, ben sana da söyleyeyim. Kim yaptıysa bunu gırtlağına sokacağım onu. Ya sana yapma denilen şeyi yapmayacaksın. Adam istemiyor, anlamıyor musun? Ya ben anlamıyorum, anlamıyorum ya. Bu kadar adam yok mu sağda solda? Bu adam nasıl giriyor elini kolunu sallayıp buraya? Sen neredesin? Hadi bunlar oldu, babam nasıl sineye çekiyor ya bunu? Belki hak ettiğini düşünüyordur. Bazen bana öyle bakıyorsun ki... sanki kardeşin değilim, düşmanım. Dokunma bana bir daha. Hay hay. Güzelmiş. Biz abimizi merak edelim. Hı. Abim üstünün telefonları kapalı. Hı. İyisin ama. İyiyim, iyi. Bayağı iyi. Yalnız o çanta lazım bana. Pardon. Sen bayağı iyisin sen. İyiyiz oğlum. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ederim. De ben adını sormadım. Güneş. Ateş. Okan. Kendisinin asistanıyım. Yani ha. Ulaşmak isterseniz kendisinin numarası hemen şurada yazıyor. Tam şurada.
Tamam. O zaman bu da benim kartım. Kendisine iletirsiniz. Tabii ki. Zevkle, şahane oldu bu. Yani güneş açık kalın değil mi? Hmm. Okan. Şahane oldu. Çok çok sağ olun. Hmm. Ay, şey yapayım. Hoşça kalın. Dikkat edin. Hmm. İşte bu küçük şeytan. Bu gelişme çağında olan mı? Aynen o. Güneş. Sağ ol. Ne demek? İyi sabahlar. Sana da. Ateş. Neyse yok bir şey. Peki. Ömerciğim, ne olur beni kırma. Şu baldan da ye ki enerjin yerine gelsin. Karşılarına öyle kudretli, öyle heybetli çık. Neye uğradıklarını şaşırsınlar. Sağ ol Şermin'ciğim. Senin hatırına. Ama artık gitmem lazım. İlk günden disiplini sağlamam lazım. Çok haklısın. Ha aklımdayken... Raporunu sakın unutma. Karşılarına geç şöyle bayrak gibi salla. Asıl ben o üç haylazı sallayacağım böyle bayrak gibi. Hak ettiler vallahi. Aman gözlerinin yaşına falan bakma. Elinden geleni de ardına koyma. Ah aklımdayken şunu yakana iliştireyim. Deme lazım. Hasedi var, fesadı var. Göze falan gelirsin aman. İyi ki varsın. Sen de canım. Hadi Allah yolunu açık etsin. Hadi hoşça kal. Abi. Abi hadi gel hazır hazır. Lan bağırma. Kafam kaldırmıyor. Ne var ya? Günaydın. 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 Bu ne ya şirket bugün de kaynıyor oğlum. Mesaj üstüne mesaj. Allah abi biraz taştı ama içersin bence. Eyvallah. Ya ne kadar sürecek bu şirketle ilgili mevzular? En azından mali incelemeler bir an önce bitse. Yani günler belki haftalar bile sürebilir. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hı. Ölü taklidi yapalım. Ya da Katmandu var, Nepal'in başkenti. Çok güzel yer. Ben baktım fotoğraflara. Oraya gidelim. Ya da gidelim durumla yüzleşip şirketi kurtarmaya çalışalım ha? Öyle olur mu? Yani bu da bir seçenek de ben tercih etmiyorum yani benlik değil. Şöyle ki yani sen her zaman hazır ve nazırsın bu konuda ama ben benlik değil. Ben alışkın değilim biliyorsun beni ben. Haklısın. Evet. Ben çıkıyorum. Ben de çıkacağım şimdi istersen beraber gidelim şirkete. Önce bir Feraye'ye uğrayacağım. Oradan şirkete gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi dikkat et. Yaman? Beni bekliyordun değil mi? Yok. Aleyna saçmalığı bitiyor artık bugün. Doktor randevusu aldım. Yaman bir problem çıkmaz değil mi? Şu an bizim aşkımızla ilgili tek bir problem var. O da büyük bir kahve içmem lazım. Şöyle güzel bir kupada. Paylaşır mısın benimle? Sen. Erkek modeller çizdiğini bilmiyordum. Hı, atölye için Sibel Hoca istedi. Öyle mi? Şöyle bak bakayım. Hangimiz daha yakışıklı?
Yaman neden alıyorsun? Verir misin şunu lütfen? Hiç çekinme. Dur. Eğer erkek model lazımsa böyle vücut olarak ben buradayım bak. Duruyorum. Yaman. Yaman verir misin şunu lütfen? Tamam. Yaman. Bir şart daha. Bir kere öpersin. Olaya mı takıldın sen? Ya ne yapayım? Elimde değil. Artık kötü bir şey olmasın istiyorum. Sana söz veriyorum olmayacak. Kendimi de senden mahrum etmeyeceğim. Sen de bana hasretinden modellere resmimi çizmeyeceksin. Ya ama. Ne? Söyledim işte. Bundan sonra ayrılık yok. Sana söz. Ayrılık yok. Yok. Bir saniye bile. Direkt şirkete mi geçiyoruz şimdi? Gideceğiz şirkete de ufak bir işimiz var önce. Sen Güneş'ten kartını almıştın ya. Ver bakayım onu bana. Oo, sağlara geri dönüyorsun ha Ateş Bey. Özür dileyeceğiz oğlum kızdan işte bir gece için. Tamam. Kaybetmedin değil mi? Yok ya. Buradaydı ya. Okan. Vallahi buradaydı abi. Ha? Oh tamam. Sen özür dile kız lan. Dediğin gibi olsun. İyi. Tabii. Patron sensin. Alo. Güneş? Ateş ben. Aa, tam zamanında aradın. Ben aslında sadece gece için özür dilemek... Boş ver şimdi onu. Çok güzel bir kahve dükkanı buldum. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Biz Okan'la birlikteyiz ama istersen sonra... Tamam daha güzel, ona da ısmarlarım. Hadi gelin birlikte. Tamam, o zaman sen konu at bana. Tamam, atıyorum. Kahve içer misin? Çay bilmem. Olabilir. Neden? Ne kahve içerdi oğlum? Geleyim hadi. Günaydın. Ben de seni buraya getirecektim. Sen bulmuşsun bile. Küçük yer zaten. Çok fazla seçenek yok. Benim de çok vaktim yok. Babam taburcu oluyor. Oraya gideceğim. Kimin yaptığını bulabildin mi? Araştırmama izin vermedi ki. Ama çok tuhaftı Güneş. Vural Bakırcı'nın da yenilebileceğini anladım. Anneme babama ne yaptıysa hepsinin hesabını verecek. İntikam meleği olmayı düşünmüyorsun değil mi Bade? Vural Bakırcı'dan bahsediyoruz. Şüphelerinden emin sen savcılığa gitmen gerekiyor. En azından sana bir koruma falan sağlarlar. Yapamam. Bunu sen de söyledin. Elimde hiçbir kanıt yok. Gözaltına aldırsam bile salıverirler. Bu benim sonum olur. Güneş. Sen benim son çağrımsın. Bak bu adamın işlediği cinayetleri bir şekilde ispatlarsak... ...hak ettiği cezayı alır. Benden ne istediğinin farkında mısın Bade? Bu buranın en karanlık tipi değil mi? Ya bir şeyleri böyle araştırmadan, etmeden böyle bodoslama girilmez ki bu konuya. Elimizde hiçbir şey yok. Ya sen bana resmen diyorsun ki bir arı kovanına git çomak sok. Ya ben bunlarla uğraşırsam bunlar beni buradan çıkarmaz, Ürgüp'ten çıkamam. Haklısın, çok haklısın. Tamam. İşte insan çaresiz olunca ne söyleyeceğini şaşırıyor. Senden böyle bir şey isteyemem. Görüşürüz. Dur, bir dakika. En azından bunu yapmak istedim senin için.
Annen ve baban hakkında bazı bilmediğin şeyler var Bade. Oh, sıkıldım ya. Yani gerçekten ya, koca konak. İnsan şuraya bir televizyon koyar ya, şöyle dev ekran. Hayır, bunlar pinti insanlar da değiller. Niye böyleler? Hayattan zevk almayı bilmiyorlar ya. Ay anne, insanların kocaman sinema odası var. Gelip bir de salonun göbeğine televizyon mu koyacaklar gerçekten? Aynı şey mi? Sinema odasında mı izleyeceğiz Müge Anlı'yı? Nesrin! Nesrin, bir bakıver bakayım buraya. Efendim Cemile abla. Sensin abla. Ne işinde hayır var, ne dilinde hayır var. Ben bir yerim edem. Sonra sana neler edem. Öyle karnından konuşup benim canımı sıkma. Geleceksin. Salonu bir yoklayacaksın. Bir ihtiyaç var mı bakacaksın. Bak çayın bitti. Seslenmesem haberin yok. Heh. Emredesin Cemile Hanım. Heh. İşte. Böyle izanın yerini bil, canımı ye. La havle. Kız Nesin abla. Hı. Hazır elin değmişken bana da bir yemek yapsana. Sakızlanmayacağım kızındım ağrım bebiş ya. Ay tabii canım, ne yapayım? Alena ne yapayım şey? Kuzu çevireyim. Ay kokoro evet. Mantı açayım. İki dakika şak şak. Ay zaten midem bulanıyor ya. Allah Allah. Sen en iyisin bana. Bözebülü yap. O ne kız? Ay yazık cahil, nereden bilsin? Canım enişten. Balküpün bana evlenme teklif ettiği zaman yan masadakiler yiyor Fransız yemeği. Ay beni de acı acı konuşturuyorsun Nesrin ya, Allah Allah. Bak internetten yap işte. Gerçi sen internetten bakıp araştırsan da yapabilir misin bilmiyorum da. Aydınlandım. Bak sen şöyle yap. Sen bal köpüğüne söyle. Tabii yanında bulabilirsin. Bak seni var ya. Temas yok, temas Allah yok. Allah Allah. Ne arıyorsunuz lan? Çığırım çığırım. Yer gök inledi bağırışlarınızdan. Hı? Şu konağa hanım oldunuz. Bir nazemin olamadınız kız. Hiç. He sen oldun iki dakikada. Şimdi de bizi beğenmiyorsun yani. Ne sandın Cemmom? Ben yerine göre şehirli kadın gibi konuşur, oturur, kalkarım efendim. Böyle konaklarda çocukluğum geçti benim. Sen kiminle at koşturuyorsun? Yalanı da bak. 40 yılın hemşiresi hanım oldu öyle mi? He. Kenarın dilberi. Eğer benim için düşündüğünüz, planladığınız başka bir işkenceniz yoksa ben artık mutfağa gidebilir miyim? İki yemek kaynatayım çünkü evde çalışan tek insanım ya. Doğru. Aa kuşum. Ha. Sen şimdi bizim için ne yap biliyor musun? Hani şu gavur filmlerinde renkli içecekler var ya, onlardan hazırla. Bir sen eksiktin ha. Benim yemeğim ne olacak? Aşer yiyorum ya ben burada. Ay kızım sen de. Biz de hamile kaldık, biz de doğurduk. Onun aşerme süresi 2,5 aydan başlar. Seninki ne? Düz çocuk. Benim kızım şehzade anası olacak ya. Yap işte bir şeyler. Evleniyoruz burada. Aş. Kuşum. Hadi sen bizim drinkleri getiriver. Sana drink. Sana böyle bir şey. Çay. Çay. Yalnız sen çok dizi izliyorsun Cemile abla. Ben sadece Müge Anlı izlerim. Hay ağzında bin yaş annem ya. Dört kadına bir hizmetçi ben kalmış koca konakta. Ah Nesrin. Bir sık dişini, sık dişini kızım. Bunların tekerine de çomak sokacak biri elbet çıkacak. İnşallah. Ne oldu kız gene? Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Gülfem Hanım kendini odaya kapattı. Yataktan çıkmıyor. Ortalıkta abu çakallara kaldı. Niye? Hasta mıymış? Söyleyelim Ateş Bey'e. Yok. Kimseyi görmek istemiyormuş. Bir tek su içiyor. Bir de işte arada çorba götürüyorum onu. Ay neydi bu yemek ya? Orada oturuyor. Hadi bakalım sen bize 3 tane filtre kahve kap gel. Ya ama yani kızcağız ısmarlayacaktı yani öyle demişti. Ben telefonda duydum yani. Asistan maaşıyla da bir yere kadar yani. Böyle olmuyor ama hep Okan, hep Okan. Şu yerine kolay gelsin. Aa,
Demek bir de ceza avukatı ha? Ya. Buyur tabii. Vallahi ya kusura bakma, çalıştığımı bilseydim gelmezdim. Ne saçmalama, ben çağırdım seni. Hatta dur kahve söyleyeyim. Pardon, bakar mısınız? Siz hiç zahmet etmeyin Güneş Hanım. Burada ısmarlanmışları var. Haydi ama olmadı şimdi. Ben çağırdım sizi. Ben ısmarlayacaktım. Olsun, buyurun. İlk asistan maaşımın hediyesi diyelim. Hı. İlk asistan maaşı. Tabii, alın teri. Alın teri. Lan. Alemsiniz. Vallahi sizinle günde yarım saat geçirsem sinir stres kalmaz bence bende. Ya Güneş, telefonu söyledim ama bir de yüzüne söylemek istedim dün akşam için. Gerçekten kusura bakma, böyle biraz başını atmış gibi oldum o yüzden. Ya hayır, olur mu öyle şey? Çok güzel bir sohbetti bence. Ama yarım kaldı biraz. Ha, şu mesele. Ne meselesi? Bizde mesele çok. Bir düzine mesele var. Ondan şey yaptım. Mesleki deformasyon benimki de. Böyle bazı sorularımın cevaplarını alamayınca kafama takıyorum. Benim bu sorunun cevabını bir süre daha alamayacaksınız. Çünkü burası küçük bir yer. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ama söylemem. Ya Güneş, biz kalksak sana çok ayıp olur mu ya? Nasıl ya? Şimdi geldiniz, daha kahvenizi içmediniz. Yani kahve. Otur. Kalkalım biz. Ya gerçekten kusura bakma. Afiyet olsun. Kesene bereket o zaman. Afiyet, bal şeker olsun canım, ne demek? Asistan maaşı. Buyurun. Parasını alacağım ona göre. Tamam, alacağım parasını. Yürü, hadi yürü. Bakalım bugün bizi nasıl bir sınav bekliyor. Hop gençler. Tam tekmil buradayız işte. Günaydın Ateş Bey. Günaydın. Okan Bey. Arayan sorun oldu mu? Evet, siz arayanlar bunlar. İstediğiniz evrakları da masanızın üzerine bıraktım. Hı. Ben yalnız size söylemem gereken bir şey var. Ömer Bey geldi. Kendisi şimdi odanızda. Odamda. Dedem, sınav bir. Hadi. Neden geldin? Terbiyesizin sorusuna bak. Neden geleceğim? İşimin başına döndü. İyi ki de gelmişim. Ya size kalsa bu şirket batar mı? Bu saatte mi geliyorsunuz işe? Aymazlar, serkeşler. Dedeciğim, biz senin sağlığın için... Biz sana güveniyordum bunların arasında. Sen de fos çıktın. İyilik, sağlık palavrası okuma bana. Madem beni bu kadar düşünüyorsunuz... Getirin bakalım bu ayın faaliyet raporunu. Bakacağım. Abicim sakın yükselme bak, sakın. Belli ki atak geldi geliyor. Fısıldaşmayın öyle aranızda. Tabii. Tembelliğiniz, beceriksizliğiniz ortaya çıkacak diye tutuştunuz. Ya dede lütfen. Allah aşkına tamam mı? Bak bir sen ne istersen onu yapacağız. Sen bir otur tamam mı? Sakin ol. İlacını içtin mi bugün? Sen bana bunak muamelesi mi yapıyorsun hala? O zaman müjdeyi vereyim de. Bir silkinip kendinize gelin. Dedeniz şirketin başına geri döndü. Merhaba, iyi günler. Ömer Gülsoy siz misiniz? Evet, benim de. Siz neden geldiniz?
koskoca iş adamının odasına baldır küldür dalmak da nedir? Mali polisiz. Elimizde savcılık kararı var. İfade vermeniz gerekiyor. Ne ifadesi? Memur bey, bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Şirketin sorumlusu benim. Dedemin cezai ehliyeti olmadığı için kendisinin de raporu var zaten. Hem dede. Aksine dedeniz dün devlet hastanesine rapor almış. Ne? Heyet kararı var. Aklı başındadır diyor. Dede. Ömer Bey. Buyurun lütfen. Buyurun. Şermin Hanım'a haber verin. Ya Şermin kim? Hemşerisi değil mi? Niye ona haber vermemizi istedi? Abicim görmüyor musun? İşte almamış ilaçlarını. Ya Okan Allah aşkına git sen şu evden ilaçlarını al diye getir tamam mı? Abi biz de yalnız bırakmıyorum dedim. Onun yanına giderim. E tamam bırakmayalım da senin bugün doktor randevun yok muydu? Var ben onu halledeceğim ya. Tamam sen oraya git. Ama hemen ne olur şu iş kökünden çöz tamam. Ben gideyim dedim yanına yalnız kalmasın. Tamam sağ ol abi. Ara beni mutlaka tamam. Okan. Hadi. Amin. Mezarlığa sür. Nasıl istersen Vural baba. Seni hiçbir zaman buraya getirmek istememiştim. Çünkü bu sırrı öğrenmeni istemedim. Ama madem sen öğrenmek istiyorsun... ...hepsini anlatacağım. Baban... Babanla yakın arkadaştık. Kardeş gibiydik. Onları bu mezarlara koyanları bulmak için yıllarımı verdim. Onları bulup cezalarını kesecektim. Başaramadım. Bulamadım onları. Hiçbir iz bırakmamışlardı çünkü. Ama peşlerini hiç bırakmayacağım. Önünde sonunda bulacağım onları. Peki ya o tuttuğun tetikçi? Eydat Halit miydi? Benim adımını yazdığı zarfta... Annenle babanın katillerini bulma işini ona vermiştim. Ama başaramadı. Beceremediği tek iş bu oldu zaten.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir süredir şirketin başındaki kişi benim. O yüzden beni sorgulamanız daha doğru olacaktır Sayın Savcım. Ateş Bey, bakın dedeniz için kaygılandığınızı, onu korumaya çalıştığınızı anlamıyorum, sanmayın. Ama durum sizin düşündüğünüzden çok farklı. Konuyla ilgili bilginiz var mı yok mu bilmiyorum ama sizin başkanlığınızdan önceki dönemlerde kaynağı belli olmayan çok fazla para giriş çıkışı olmuş. Ayrıca bir sürü şey dışından altı edilmeye çalışılmış. Ve maalesef bunların hepsinin altında Ömer Gülsoy'un imzası var. Anlayacağınız bizim muhatabımız o. Anlıyorum. Peki ne olacak dedemin akıbeti? Nasıl ilerleyecek soruşturma? Şöyle, önce hesaplar bir incelenecek. Tabii bu inceleme biraz zaman alacak, onu şimdiden söyleyeyim. Sonra da dedenizin hapse girmesi söz konusu Ateş Bey. Gülfem Hanım da gelecekti. Bir yaramazlık yoktur umarım. Ya heyecandan gelemedi kayınvalidem. Yani Mutlu haberimizi evde almak istedi herhalde. Test sonuçları çıkmış mı? Bir kontrol eder misiniz? Tabii, hemen bakıyorum. Hayırlı olsun. Aleyna Hanım, hamilesiniz. Ay, çok teşekkür ederim doktor hanım. Duydun mu kocacığım? Baba oluyorsun. Yok, bu olamaz. Siz emin misiniz doktor hanım? Yani bir yanlışlık olmasın? Bu kız gerçekten hamile mi şimdi? Yok Yaman Bey, yanlışlık falan olamaz. Yani sonuçlar kesin. Eşiniz 2 haftalık hamile. Yani bebeğin babası ben değilim. Babalık testi istiyorum ben o zaman. Yani tabii eşiniz de isterse bu mümkün. Tamam. Yapalım doktor hanım. Benim alnım ak, vicdanım temiz. Okey, sıkıntı yok. Fetüs daha çok küçük. Yani en az 3 ay beklemeniz gerekiyor. Yoksa kaybetme riski oluşabilir. Bu göze alabileceğimiz bir şey değil. Yani ben şimdi 2,5 ay test sonucumu bekleyeceğim. Ateş. Olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım. Nedir durum? Çok teşekkür ederim geldiğin için. Sorgu da hala. Anladım. Ya şimdi yanlış anlama. Sana bunu sormam gerekiyor. Sizin birlikte çalıştığınız avukatlar yok mu bu durumda? Var. Olmaz mı? Onlar yüzünden galiba işler de biraz bu hale geldi ama o yüzden benim dışarıdan bir görüşe ihtiyacım var Güneş. Anladım ama ben şu an sadece size hukuki danışmanlık yapabilirim. Yeter. O bile yeter ya. Bana bir şey söyle ne olur. Bana bir şey söyle. Ben ne yapabilirim de bu adamı bu cenderin içinden kurtarabilirim ne olur? Şimdi bahsettiğimiz kişi aynı kişi değil mi bu adam? Yani aslında deden olmayan kişi. Hı-hı. Olsun. Yine de dedem bu benim. Gerçekten dedemi buradan kurtarmanın bir yolu var mı? Şimdilik en mantıklı olan şey mevcut cezai bedelini ödeyip en azından hapis ihtimalini ötelemek. Ateş. Ben dedemle biraz görüşebilir miyim? Lütfen, lütfen. Biraz, çok az. Sadece 2 dakikanız var. Teşekkür ederim. Dede. İyi misin? Bak ben buradayım, tamam mı? Sen sakın sıkma canını. Ben seni kurtarmak için elimden ne geliyorsa fazlasını yapacağım. Tamam dede? Öyle kendini sıkmak, ümitsizliğe kapılmak falan yok. Tamam. Sen dağ gibi arkamdasın ya evlat. Benim sırtım yere gelmez. Sağ ol. Eksik olma. Buradayım ben. Gidebiliriz. Sen eve taksiyle gidersin. Aa, bir dakika. Ne oluyor be? Bir dakika. Şöyle aşko kuşko bir poz verelim de dosta düşmana malzeme olsun. Ya ne yapıyorsun sen? Ne fotoğrafı ya? Aa, ne demek ne yapıyorum? Sosyal medya için ilk evli, mutlu, çocuklu fotoğrafımızı çekiyorum. Profil hesabımın ismi de karnımda bebiş, yanımda kociş. Nasıl? Senin de ismin kociş oldu yani. Beğendin mi? Sen gerçekten kategori dışı bir ruh hastasısın ya. Anlamıyor musun kızım sen? Ben boşanıyorum senden, anladın mı? Bitti, finish, finito, fin.
sen ben karnımda bizim çocuğumuzu taşırken zor boşarsın beni Yaman Efendi. Tamam. Sen Mehmet Bey'le konuş bakalım. Bilgi almaya çalış. Ne yaptınız? Çözebildiniz mi durumu? Aleyna. Gerçekten hamile. Ne? Hem doktor söyledi hem de kan da çıktı. Yapma ya. Yani ben seni dedem için aradım aslında. Neredesiniz? Söyleyin geleyim. Ya bizde bir gelişme yok. Hala savcının kararını bekliyoruz. Bir şey soracağım. Sen Feraye ile konuştun mu? Hayır, daha konuşmadım. Yaman. Senden duysun bence. Bak biz iyiyiz, idare ediyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Gidelim. Atölyemizin açılışına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dilerim hepimize başarı getirsin. Can, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Şükürler. Hocam hayırlı olsun. Şükürler. Hayırlı olsun. Hocam hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Hoş geldin. Ne oldu, anlat hemen. Anlat, ne dedi doktor? Hamile değilmiş değil mi? Feraye. Ne Feraye? Ben de bal köpüğüm nerede diyordum. Meğersem canlı Meltem'e güzel haberi vermeye gelmiş. Ne? Ne haberi Yaman? Harika. En güzel anı kaçırmamışım. Feraye bak. Bu Yaman'la benim aşk meyvemizin ilk fotoğrafı. Ömer Yaman bebek. Yani şu an çok belli olmuyor tabii ama idare edeceksin artık. Yaman. Yaman bir şey söylesene. Yaman ne diyor bu? Mümkün değil değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Yaman. Bebeğin babası ben değilim. Yemin ederim sana. Çocuk benden değil. Ah yazık. Doktorun yanında da böyle söyledi. Ama neyse ki 2,5 ay sonra bunu da kanıtlayıp sokarım gözünüze. Yaman. Dayanamıyorum ben. Bir şey yap bak. Dayanamıyorum. Asıl sen bir şey yapacaksın Feraye Hanım. Mesela eteğimize çok fazla dolaşmayacaksın. Kocamdan uzak duracaksın. Yaman beni seçti. Benimle evlendi ve benden çocuğu olacak. Anla artık. Yeter! Ben seni seçmedim. Seninle evlenmek de istemedim. Tamam mı? Ya senden çocuk yapmayı bırak. Ben sana asla dokunmadım ya. Şimdi o bebeğin babası her kimse bir an önce onun yanına git. Ya anla be artık, anla anla. Ben seni sevmiyorum. Tamam mı? Bir kadın olarak da sevmiyorum, insan olarak da seni sevmiyorum. Her şey senin o şeytan annenin bana şantaj yapması yüzündendi, tamam mı? Ulan insan biraz gururlu olur ya. Bırak, düş yakamlar artık. Neden şantaj yaptı ki annem sana? Ne yaptın sen? Feraye, yanıma gelir misin lütfen? Beni çok hayal kırıklığına uğrattın Feraye. Hocam inanın benim suçum değil. Yani ben... Hatalı sensin ya da değilsin fark etmez. Bir daha bu atölyeye gelirken özel hayatını taşımanı istemiyorum. Özür dilerim hocam. Arkadaşlar bunları gördünüz mü? Feraye. Yaman lütfen şimdi olmaz. Sen git ne olur. Lütfen.
Ya Güneş. Ya ben ne desem sana, nasıl teşekkür etsem inan bilmiyorum. Ben düşünürüm bir şeyler. Şaka bir yana. Ne zaman istersen. Bir şey danışmak ya da ne bileyim konuşmak. Direkt ara. Direkt ararım. Görüşürüz. Güneş. Sağ ol. Ne oldu? Ne yaptı Yaman gerçekten hamile olduğunu öğrenince? Anne, sen Yaman'ı benimle evlensin diye tehdit mi ettin? Ettim. Pişman da değilim. Ya ben sana kurban olurum be. Canım annem benim ya. Sen benim için neler yapmışsın, benim hiç haberim yok ya. Ya sen öyle bir annesin ki kızının hem tahtını hem bahtını yaptın. Sıra torununda ama. Babalık testi 2,5 ay sonra anne. Artık ellerinden öper. Yaman'ı benimle evlenmeye ikna eden torununu da Yaman'dan çıkarır. Hmm. 2,5 ay. Ustam, eline sağlık vallahi bak. 20 yıldır aynı lezzet. Yani bunu korumak emek ister. Sağ olasın beyim. Al bakalım. Abicim bu çok ya. İşini kusursuz yapan iyi kazanmalı. Hadi eyvallah. Ayaklarına sağlık. Her zaman bekleriz. Merhaba. Ben Badi. Halit. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Babamdan. Size çok değer veriyor sanırım. Bütün bilgilerinizi mühürlü zarflarda koruyor. Sadece gel. Neden buldun beni? Oo, sizi bize attık. Olur, bana uyar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Vural Bakırcı'nın öz kızı olmayabilirim ama... ondan öğrendiğim çok şey oldu. Ne istiyorsun benden? Herkes ne istiyorsa onu istiyorum. Neden senin için çalışayım? Bu senindi sanırım değil mi? Hangi parmağın darbe? Sevdiğim kadın hediyesiydi. Parmağımı kestiklerinde bunu da aldılar benden. Beni hekim etse Vural Bakırcı'nın kasasından çıktı. Satmış beni. Ya ben artık şaşırmıyorum biliyor musun? Ya, onun genel tavrı böyle artık. Ne istiyorsun? Vural'ı indirmem mi? İşte şimdi beni çok iyi anladın. Aynı dili konuşmaya başladık. Halit, sana son görev. Sana yüklüp para vereceğim. İstediğin yerde, istediğin şekilde, istediğin hayatı yaşayacaksın. Yani bir nevi emeklilik gibi bir şey olacak. Anlaştık. Hemen mi? Benden haber bekle. Kabul. Ne tuhaf değil mi? Böyle buraya gelirken farklı hissederim diyordum ama... gözlerinin içine bakınca... İyi geldin. Derdi sadece Yaman'ı elinde tutmak değil. Benim de bu durum yüzünden mahvolmamı istiyor. Bilerek canımı yakıyor kız ya.
Bugün atölyeye geldi, rezillik çıkarttı bir de. Yerin dibine geçtim. Neyse, ben şimdi eve giriyorum. Geldiğinde uzun uzun konuşuruz, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Feraye. Kahretsin. Feraye. Feraye. Ya Feraye. Ya bir kere dinle beni ya. Ya sadece konuşmak istiyorum. Ya niye dinlemiyorsun beni ya? Allah'ım sana yardım et. Ya ne yapacağım, nasıl gideceğim, oğlum delireceğim. Delireceğim. Yaman. Tamam Yaman. Hayır ya. Hayır, sana bunu yapamam. Yapamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım, Allah kahretsin. Mecburum. Mecburum. Ateş, yardımına ihtiyacım var. Feraye, geldim ben. Neredesin? Ateş, Bora peşimde. Ben seni aramak zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Yani rahatsız. Ya. Tamam. Sen sakin. Tamam Feraye, sakin. Ben nasıl sakin olayım ya? Adam evimi bulmuş. Nasıl bulmuşsa bilmiyorum. Artık iyice düşmeyecek yakamdan. Ne yapacak bilmiyorum. Ben delirmek üzereyim artık. Yaman. Niye açmadın? Çünkü son yaşananlardan Yaman çok etkilendi. Ben ona bir zarar gelsin istemiyorum. Korkuyorum. Elini kana bular diye de korkuyorum. Anladım. Korkuyorum. Anladım. Haklısın. Tamam, sen şimdi sakin ol. Tamam mı? Halledeceğim ben. Özellikle bu Bora meselesini kökünden çözeceğim, tamam? Hadi gidelim. Yaman, senin ne işin var burada? Sizin birlikte ne işiniz var? Saçmalama Yaman. Ne oluyor? Abi neden sen getiriyorsun Feraye'yi eve? Yaman. Yaman gel biz eve çıkalım, sonra konuşuruz. Hayır, şimdi konuşacağız. Feraye saat kaç, haberin var mı ya? Kaç saattir seni burada bekliyorum ben. Arıyorum, meşgule atıyorsun beni. Sonra şu gördüğün manzaraya bak. Yaman. Tamam. Hı? Hadi abicim. Abi sizin boşanma davanız ne zamandı? Yaman, konu nasıl buraya geldi şu an? Ya o zaman bana mantıklı bir açıklama yap. Mantıklı bir açıklama mı istiyorsun? Eve geldim. Bora ile karşılaştım. Kaçtım, peşimden koşmaya başladı. Ben de saklandım. Aradım Ateş'ten, yardım istedim. Ya neden benden istemiyorsun yardımı? Çünkü sana bir zarar gelsin istemedim. Feraye, sevdiğim kadını korumak benim görevim, onun değil. İyi akşamlar.
Yaman Aleyna senden hamile olduğunu söyledi. Bir an bile şüphelenmedim. Sen beni abinin arabasında gördün diye neyle itham ettiğinin farkında mısın? Eve gidiyorum ben. Feraye. Feraye. Durur musun? Tamam bak ben çok kapana kısılmış gibi hissettim yine, tamam mı? Aleyna'nın yalanı. Abim de görünce seninle öyle kabustan hiç uyanmamışız gibi geldi. Ama uyandık. Bak bize, yan yanayız. Birbirimizin gözlerinin içine bakıyoruz. Yaman biz beraberken güçlüyüz. Böyle korkuların bizi ayırmasına izin veremeyiz. Ateş. Çağırdın geldim. Mesajını gördüm. Mevzu ne? Asıl mevzu ne biliyor musun? Fazla merak sağlığa zarar. Bana inanmadığını biliyorum. Senin burada olduğunu fark etmedim. Çığlığını duydum. Onların olduğu eve doğru koştum. Ben içeri girdiğimde baban zaten ölmüştü. Annem son nefesini vermeden önce bana onu sakla, Bade'yi sakla, Bade'yi koru dedi. Baba. Üzülürüm ben senden, şimdilendim. Hiç önemli değil. Artık gerçekleri biliyorsun. Hiç önemli değil. Baba. Baba. Baba ben çok kötü bir şey yaptım. Ben annemi babamı sen öldürdün sandım ben. Sen de öyle istedim. O kadar normal ki. Çünkü ben sana her şeyi anlatmadım. Hayır anlamıyorsun. Seni öldürmesi için birini tuttum. Ne yaptın? Kim? Halit. Bu gece gelip seni öldürecek. Halit.
Halit. Senin ne işin var burada? Normalde hedefime bu kadar sokulmam. Ama bu defa gözünün içine bakacağım senin. Derdin ne senin? Bu sefer sıra benim. Halit, bak bu işi aramızda... Ben işimi hep tam yaptım. Eksiksiz, kusursuz. Ardımda hiç iz bırakmadan. Sen parasını verdin. Ben işini gördüm senin. Başını ağrımadan. Sorgusuz. Beni neden sattın? Bunca yıl bu kadar iş yaptın, hesap sormadın da konu sen olunca mı hesap soruyorsun? Allah'ın bile unuttuğu bir kiralık katil. Geçmiş karşıma hesap soruyor. Gebereceksin. O tetiği sen çektin. Babamı, annemi sen öldürdün. Sen toprağının altında çürürken bir mezar taşın bile olmayacak. Üzülme anne. İçin rahat olsun baba. Bizi ayıran herkesten intikamınızı alacağım. Baban da çok pür ufak bir adam değil Bade. Vural'la birlikte Ragıp Osman diye biri için çalışıyorlarmış. Tümüyle mafyatik, kirli bir tip. Ben öyle bir ismi hiç hatırlamıyorum. Normal. Çünkü baban, yani öz baban öldükten 2 ay sonra o da ani bir şekilde ölmüş. Kayıtlara kalp yetmezliği diye geçmişler. Şüpheli bulunmuş ama üstü kapatılmış. Neyse konumuz bu değil. Gelelim Vural'a. Ragıp Osman ölünce yerine o geçmiş tabii ki. Koca bir mafya imparatorluğu, kayıtsız işler, bir sürü karanlık işler, kara paralar. Sonrası malum işte. Her şey güç için yani, öyle mi? Daha çok para için diyelim. İkisi de aynı şey değil mi? Adamına göre değişir. Asıl annen hakkında sana söylemek istediğim bir şey var. Badem. Annen işitme engelliler için özel bir okulda öğretmenmiş. Çünkü kendisi de işitme engelliymiş. Demek annem işitme engelli. Ama sen bana annemin sözlerini hatırladığını söyledin. Yalan söyledin. Bakalım seni vuracak olan şanslı kişi kim Vural Bakırcı? Tetikçilerin şahını öldürdüm. Kimseye söyleyemiyorum yala. Bekir. Hayırdır Ateş Bey? Ellerinde et görmeye. Ateş Bey, yine şiir yazmışsın. Roman yazacaktım da. Şiir oldu. Sen dur, sen dur, sen bırak. Sen ayaklarını al, ben alırım onu oradan. Dur. Bismillah. Ulan Bora, ulan Bora. Aldın mı? Hadi bak. Ulan Bora. Ne oluyor?
İyi iyi. Ha, oğlun iyi. Kafese mi kapatırsın? Tasma mı bağlarsın bilmiyorum ama oğluna sahip çık. Abisi değil misin? Sen sahip çık. Sana sonsuz kredi benden. Ne saçmalıyorsun ya sen? Yok. Saçmalamıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Ama senin biraz zamana ihtiyacın var. Ateş, sana teklifim var. Gülsoyların durumunu biliyorum. Şirket battı batacak. Ömer abi hapse girecek. Hepsinden haberim var. Ama bunların hepsini değiştirebilirsin. Peki. Sana ne bundan? Doğru. Bana ne bundan? Ama işin içinde oğlum var. Burak. Gel koltuğuma otur. Önüne dünyaları seriyorum. 20 yılda elde ettiğim gücü bir kalemde sana veriyorum. Bir düşün. Gülsoyları kurtarabilirsin ama ancak Bakırcı olursan. Benim oğlum. Bora'nın abisi olursan. Tek bir isteğim var senden. Kardeşini adam et. İyi akşamlar. Eyvallah Fikir. İyi akşamlar Ateş Bey. Merhaba. Merhaba. Hemen ters bir zamanda gelmedin değil mi? Yok yok hayır. Girebiliyor muyum o zaman? Tabii ki. Ya çok pardon ya. Tabii bunu benim söylemem lazım. Buyur gel gel. Çay içer misin? Belki sonra. Teşekkür ederim. Ya Güneş kusura bakma ben böyle gecenin bu vakti çat kapı geldim ama. Gerçi niye geldim, ne yapıyorum burada onu da bilmiyorum da. Galiba sadece konuşmak istedim. Özellikle de o. Çok merak ettiğim konu var ya onun hakkında. Babanın kim olduğu konusu mu? Ya bu konu benim kendime bile itiraf edemediğim bir konu. O yüzden kimseye de söyleyemedim ama. Senin dostluğun, yardımların, varlığın ne bileyim işte. Herhangi biri olmadığıma karar verdin o zaman. Öyle. Güneş sen benim bütün hikayemi dinledin. Ben o gece bir sürü kafanı ütüledim senin. Galiba hikayenin sonunda dinlemeyi hak ediyorsun. Yani benim babam Vural Bakırcı'ymış. Özür dilerim tekrardan. Üzerine gittim. Saçmaladım. Evet saçmaladım. Ben biraz odamdayım.
Yaman lütfen. Ne oldu Feray? Bu bebek konusu netleşinceye kadar, yani herkes gerçeği öğreninceye kadar biz yakınlaşmayalım. Ne diyorsun sen Feray'a? Söylediğim mümkün değil. Mümkün. Aleyna'ya inandığım için değil. Ama bunu yapmak zorundayım. Görüşmeyelim demiyorum. Görüşelim, konuşalım. Ama fazlası olmaz. Herkes senin doğru söylediğini öğrenene kadar. Kesin Burak şimdi. Sen burada kalıyorsun, ben açıyorum. Yaman, Yaman lütfen. Yaman açma, dur lütfen. Yaman açma, bak polis çağıralım lütfen. Sana demiştim. Kocamdan uzak duracaktın. Ben senin kocan falan değilim. Kızımın soyadı Gülsoy olduğu sürece istesen de istemesen de kocası da sensin. Karnındaki bebeğin babası da mısın? Sana gelince damadından uzak duracaksın. Yoksa seni ürkütte yaşatmam. İnsan içine çıkacak yüz bırakmam sende.